Yıl 2015'te Hendek Savaşları başlamıştı. Güneydoğu'daki birçok şehir savaş alanına dönmüştü. Taş taş üzerinde kalmamıştı. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Cizre, Silopi, Nusaybin ile diğer Kürt illeri adeta hayalet şehre dönüşmüştü. Masum bölge halkı ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle tam anlamıyla bir açık cezaevine hapsedilmişti. Bölgede 45 dereceye varan aşırı sıcaklar hayatı cehenneme dönüştürmüştü. Sokak yasağı ayrı bir ıstıraptı. Ağır silahlar eşliğinde çatışmalar Cudi, Nur ve Yafes mahallelerinde sürüyordu. Cemile Çağırga, Cizre'de yapılan operasyonlar kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında katledildi. Cizre'de zırhlı bir araçtan açılan ateşle 10 yaşındaki Cemile Cizir Çağırga öldürülmüştü. Aslında bu zulüm Çağırga ailesi için ilk değildi. 1992'de evlerini havan topunun isabet etmesi sonucu Cemile'nin iki kız kardeşi olmak üzere 7 kişiyi kaybetti Çağırga ailesi. Anne Çağırga, Cizir diye seslendiği kızı Cemile'yi gözyaşlarıyla şöyle anlatıyor. Cizre'den de patlama ve silah sesleri geliyordu. Birden bize de ateş edilmeye başlandı. Cemile önüme düştü. Ben de üzerimize yağan kurşunlardan korunmak için Cemile'nin üzerine kapattım kendimi. Cemile kollarımda can verdi. O gece kızımın cesedini koynuma alarak uyudum. Kınayı çok seviyordu. Saç ve ellerini kınaladım. Sonra yıkayıp kefenledik. Cesedi bozulmasın diye kayınbiraderimin evindeki derin dondurucuyu getirip kızımı içine koyduk. 3 gün boyunca kızımın cesedini buzlukta beklettik. O günden beri ne zaman buzdolabının kapısını açsak aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyorum. Lele berhif çavina boy berfe le turdu hina. Cemile'nin vurulduğu yıl Halkların Demokratik Partisi Mardin milletvekiliydi. 10 yaşında bir kız çocuğu vuruldu dediler. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor ve acı bir durum. Vurulan sadece Cemile değildi. 35 günlük Tahir Yaramış isimli bebek yoğun gazdan olmak üzere Sait Çağdavul ve Mehmet Emin Levent hayatlarını kaybedenlerdendi. Cemile'nin evlerine taziyeye gittik. Evin kapısı ve duvarlarında mermi izleri vardı. Taziye sırasında ben cenaze gömüldü sanmıştım ama cenazenin içeride olduğunu söylediler. Gömmemize ve ambulansa götürmemize izin vermiyorlar dediler. 155'i aradım. Çünkü vali ve kaymakam bizimle görüşmüyordu. Telefonu açan polis memuru kibarca, yapabileceğimiz bir şey yok. Kontrol bizde değil. Cizre tamamıyla dışarıdan gelen özel silahlı birliklerin kontrolünde dedi. Cenazenin derin dondurucuda olduğunu bilmiyordu. İçeride feryatlar ve ağıtlar yükseliyordu. Cesedin derin dondurucuda olduğunu görünce şoke olmuştu. Tüylerim diken diken oldu. Nutkum tutuldu. Dönemin İçişleri Bakanı Selami Altınok'tu. Özel kalemine ulaşıp olanları anlattım ama durumu inandıramadım. Sonra aklıma Cemile'nin derin dondurucudaki fotoğrafını çekip basına vermek geldi. Çok zor bir durumdu. Ama belki fotoğrafı basına düşse kamuoyu tepki verir ve defnederiz dedim. Etik görmüyordum ama ortada bir cenaze ve her gün ölen çocuklar vardı. Bu fotoğraf Cemile'yi getirmeyecekti ama başka çocukların ölmesini, öldürülmesini engelleyebilirdi. Ailesinin izniyle resmi kamuoyuyla paylaştım. Cemile'nin küçük bedeni beyaz kefene sarılmış, biraz bükülmüş haliyle derin dondurucuya konmuştu. Birkaç fotoğraf çektim. Her bir fotoğraf ruhumu, kalbimi, zihnimi, bedenimi, canımı yaktı. Hala aileyi her sene ziyaret ederim. Aynı ıstırabı duyarım. Havuz medyasının iftira ve karalama haberlerini de düşünerek, abisi Azad'ı da dondurucunun yanında durdurarak resmi çektim. Fotoğraf kısa sürede yayıldı. Tabii her zaman olduğu gibi havuz medyası tarafından yine İsrail-Ürdün sırasında öldükten sonra derin dondurucuya konan Filistinli kız çocuğunun fotoğraflarını yayınladı. İftirasına maruz kaldım.
O dönem AKP milletvekili Şamir Tayyar provokasyon yapılıyor diye tweet attı. Sonra Abi Azad'ın derin dondurucu başındaki resmini yayınlayıp utanın dedim. Burası Cizre ve bu da Cemile'nin abisi Azad dedim ve o iftiracıları etiketledim. O dramatik tablo ve katliam bu görüntülerle kamuoyuna yansıdı. Sokağa çıkma yasağından dolayı ambulanslara müsaade edilmemesi, Cemile'nin kan kaybından ölmesine neden olmuştu. Cemile'nin vurulduğu yerin ilerisinde özel harekat timlerinin konumlandığı bir nokta var. Zaten polislerden başka kimseyi sokaklarda bulmak neredeyse imkansız. Ve ne yazık ki böyle somut bir dosya faili meçhul denilerek savcılıkça kapatıldı. Fotoğraf basına düştükten ve kamuoyu tepkisi olunca 3 gün sonra yetkililer, milletvekilleri, Cemile'nin cenazesi ambulansa teslim edilebilir dediler. Tabuta izin verilmedi. Ben, Faysal Sarı Yıldız, Leyla Güven, Ferhat Encü, Enise Güneyli, Leyla Birlik, Sibel Yiğitalp, Ayşe Acar, iki uzun battaniyeye sarılı şekilde cenazeyi ambulansa götürürken bize ateş edildi. Burada cenazeyi ambulansa teslim edecekken zırhlı araçlardan açılan ateş, mermiler, yoğun gaz bombardımanı altında cenazeyi ambulansa ulaştırdık. Sait Çağdavul ve Mehmet Emin Levent hayatlarını kaybedenlerdendi. ...23 gün susuz kaldık, elektriksiz kaldık. Artık bizden ne istiyorlar, bizim suçumuz neydi? Benim çocuklarımın suçu neydi? Yani bu evin suçu neydi? Biz ne yapmıştık? Şu anda ambulansı takip ediyoruz yolda. Evet. Bir ulaşsın, sonra sizi arayacağız. Tamam. Bizim burada herhangi bir şey yok yani. Tamam. Şu anda ambulans ulaşınca ben sizi arayacağım. Bilginiz olsa hiçbir ses yok. Şimdi bakanlıkla görüştük. Her birimiz bir telefonda olacağız. Siz şimdiden evet. Hazırlıklarınızı yapın. Şu anda evet. Onay verdiler ama biz sizi arayınca çıkacaksınız. Şu anda tamam. Siz hazırlıklarınızı... Ser kesildi mi polislerin sesi? Buradadır. Buradadır ama koyuyorlar. Hemen sizin çıkacağınız kapının önündeler. Evet içeride. İçerideler. Yani belki sizin sesinizi de duyuyorlar. Yani telefon açık da zaten. Yani İçişleri Bakanlığı da yanınızda mı? Ha? Şu anda o telefonu... جميل يا خبارچه يک جمعت لي وزيرينا جميل چغرقا daha öncesinde çatışmalar esnasında hayatını kaybedip annesi tarafından cenazesi buzdolabında saatlerce tutulan bir kız çocuğu, hiç unutamadığımız birisi. Annesi cesedi zarar görmesin diye onun buzdolabında tuttu, kokmasın diye buzdolabında tuttu ve o şekilde saatlerce kızıyla beraber yaşamak zorunda kaldı. Azı çıkım, navrakım, kububum baran uvi agri. HDP milletvekilleri araya girdi. Morga götürmek için caddeye çıktığımızda bile üzerimize ateş ettiler. Kardeşimi doğru dürüst uğurlayamadık. Sonra cenaze aracı geldi, cenazeyi alıp götürdüler. Çok büyük bir güvenlik ve askeri operasyonunun icra edildiğini, tank gibi, paletli tanklar gibi üzerlerinde top bulunan, yani toplarla teçhiz edilmiş ağır zırhlı araçlarla, havan toplarıyla, ağır makinalı tüfeklerle o sokaklarda bir
operasyonunun bir operasyonun icra edildiğini tespit ettiğimizi ifade etmek isterim. Babası burada öldürülmüş. Burası Bostancı Sokak. İşte buralar sokaktı. Buralar hepsi 5-6 katlı apartmanlardı. Buralar hepsi evdi. Hükümetin bunu neden yaptığını düşünüyorsun? Biz bu soruyu devlete sormak isteriz. Çünkü ya, sivil bir insanı niçin katlettiklerini biz de bilmiyoruz. Biz bu soruyu onlara soruyoruz. Yani ben 18 yaşındayım. Devlet benim babamı terörist ilan ediyor. Yani ben bu kin ve bu hisle hani zorla insanları hani savaşa muhtaç ediyor ama biz onun gibi olmayacağız. Biz hep yani okuyarak onların karşısında varacağız.